Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videomuzun içeriğini anlatmak istiyorum. Videomuzda ilk önce iki çeşit tütün inceleyeceğiz. Bu tütünlerden birisi, şöyle göstereyim, Baros. Piyasadaki tütünlerden birisi ve fiyatı gayet uygun bu tütünün. Baros Blue, şöyle bandrollü bir tütün. Ben bu tütünü daha önce açmıştım. Çok merak ettim, içeriğine baktım nasıl bir tütün diye. Şöyle birlikte açalım ve tütünü inceleyelim. Şöyle tutundan şöyle şuraları böyle çıt çıtlı oluyor. Daha sonra tekrardan kapatabilmeniz için şöyle tutunu açıyorum ve döküyorum. Şöyle baktığımızda, ya benim dükkan ışığı biraz sarı olduğu için tütün de çok sarı görünüyor ama bu tütün de sarı diğer tütünlere oranla. Şöyle sarı ve güzel kesimli bir tütün. Bu tütünün içimi orta içim. Hafif bir tütün değil. Zaten şöyle blue, yani blue olan tütünlerde çok fazla hafif olmuyor. Yellow olanlar daha hafif oluyor. Bu Baros tütünümüz. İçerisinden şöyle parçacıklar çıkabiliyor. Yani bayağı var. Çok da aşırı olmasa da var yani içerisinden böyle büyük parçalar. Şöyle göstereyim. Diğer tütünümüz de Instark'ın tütünü. Instark Blue bu da. Yani iki Blue'yu karşılaştırır. Ben bu tütünü açarken nasıl açtıysam şey oldu. Bu çıt çıt olan yeri koptu. Ben de tütün kurumasın diye böyle poşete koydum. Kuracak sonuçta, kurumasını engellemek için. Bu da Instark'ın Blue olan tütünü. Şöyle çıkartıyorum. Kıyılmış tütün. Bu tütün de bu şekilde. Instark'ın kokusu çok güzel. Böyle hafif böyle bir aroma kokusu geliyor. Şöyle tütünü incelediğimizde Baros'a göre rengi daha koyu. Şöyle göstereyim. Siz de görüyorsunuz. Bu Instark, bu da Baros. Evet, Baros kodisyon ismi yanlış söyleyeceğim diye korkuyorum. Bu da Instark. Instark'ın içerisinde parçacıklar yok. Güzel kıyımı, güzel. Daha böyle iri kıyım Baros'a oranla. Baros daha toz şeklinde. Biraz daha şey ve Baros daha kuru bir tütün. Şöyle bir makine alıp makineyle sarmayı deneyelim. İlk önce şey deniyorum şu anda. Bu tarafta Instark vardı. Instark şöyle makineye koyuyorum. Şöyle. Şöylesine. Şu kağıtta saracağım. Bu kağıtta CC01'in kağıdı. Şöyle. Evet. Sarımı gayet kolay. İri kesim olduğu için de makineye çok rahat bir şekilde koyuluyor herhangi bir. Ama her tütün gibi bunun dibinden de muhtemelen toz çıkacaktır. Bir de Baros sarıyorum. Şöyle alıyorum. Önce şu güzel olan kısmından koyuyorum sararken. Arkadaşlar sararken şöyle kalan tozlar var ya, tozları şöyle üstüne döktürün. Yazık olmasın tütüne. Yani tozunu atmanıza gerek yok. Şöyle de bunu sarıyorum. Evet, bunu da sardım. Şöyle, yani sarımlarında herhangi bir sıkıntı olmuyor. Evet, tütünlerimizi bu şekilde inceledik. İçim olarak da orta içim. Instark'ta zaten bilmeyen yoktur. Bu da orta içimli tütün. Yani görünüş olarak farklarına baktık. Ya koku olarak da Instark daha böyle aromalı, güzel kokuyor. Çünkü kutuyu böyle açtığınızda zaten kokusu vuruyor size. Kağıtlarımıza geldiğimizde. Kağıtlarımızda şöyle. İlk önce Watson'dan başlayacağım. Bu Watson'un blue kağıdı. Yapışkanlı kağıt. Ve şöyle göstereyim. Yapışkanlı kağıt. Şurası şu şekilde. Bunlar elde sarmak için arkadaşlar. Şöyle çektiğimizde, şu kısımlarını ıslattığınızda kağıt kendiliğinden yapışıyor. Şöyle kağıt yapısı da güzel. Tercih edilen bir kağıt. Ve bu Watson'un bir de red'i var. Şöyle kırmızısı. Bu da aynı.
Kırmızısı mavi oranla biraz daha ince bir kağıt. Ya şimdi size bunu gösteremem ama hani şöyle şöyle daha böyle kırmızı daha böyle yumuşakmış gibi geliyor elinize böyle dokunduğunuzda yapısı olarak. Ve vasonun çarşafı ya da büyük sigara kağıdı da diyebilirsiniz. Diğerlerine oranla şöyle göstereyim. Bunu da şöyle göstereyim. Bu da böyle ince yağlı kağıt gibi. Bayağı ince hatta ve yağlı kağıt tarzında. Şöyle zaten belli oluyordur inceliği diğerlerine oranla parlamasından da. Ve boyut olarak da şöyle baktığımızda diğerine oranla daha büyük. Bir de elimizde OCB var. OCB'nin siyah olanı. Şöyle açıyorum. %100 natural kağıt. Bu da ince. Ama böyle çok fışırtılı bir kağıt. Fışırtılı daha büyük. Yani buradan bakınca kameraya göremesem de. Şey Watson'la incelikleri aynı yani. Şeyleri de aynı. Dokuları da aynı. Değişik. Bir de arkadaşlar şu an benim çoktan da sattığım sigara kağıdı var. Size onu göstermek istiyorum. Bu sigara kağıdı şeyin CC01'in. Şöyle. Hatta bu kağıdın makaronu bile var. Şu. Şöyle parladığı için fazla görünmüyor. Şöyle göstereyim. Bu CC01'in kağıdı beyaz filtreli. Şuradan göstereyim. Filtresini. Şöyle beyaz filtreli bir kağıdı. Ama delikli değil parlament gibi. Bu da normal elde sarmak için sigara kağıdı. Şu an benim en çok sattığım sigara kağıdı bu. Daha önceden bu CC01'in kırmızısını satıyordum. Kırmızı filtresini. Hiç kimse beyaz filtre istemiyordu. Sonra firma bana yanlışlıkla beyazı gönderdi. Hani sormuyorlardı beyaz kağıt var mı? Hani beyaz deliksiz. Yani şurası deliksiz olandan var mı diye. Hiç kimse sormuyordu. Firma bundan bana iki karton yanlışlıkla gönderince ben de mecburen bunu satmak zorunda kaldım. Şimdi kimse kırmızı filtre istemiyor. Yani alıştılar. O kadar alıştılar ki daha çok beyazını tercih ediyorlar. Bu da kırmızısı. Şöyle göstereyim. Bir de bu CC01'in şeyi var. Mavi kağıdı var. Şöyle göstereyim size. Bu şu şekilde kağıt. Şöyle elde sarmak için. Şöyle bir kağıt. Çok güzel bir kağıt. Bu tekelin şey genelde bütün hep herkes bilir. Sarı bir sigara kağıdı var. Herkes onu istiyordu. Ama buna alıştıkları için artık benim en çok sattığım sigara kağıdı bu oldu. Yapışkanların kutu halini göstereyim size. Şöyle bu Watson'un bu şekilde yapışkanlısının kutusu şöyle satılıyor. Bandrol ürün. Bu da Watson'un yine kırmızısının kutusu. Bu da bu şekilde satılıyor. Şöyle. Tabii siz bu şekilde tek tek alıyorsunuz. Bir de CC01'in sarı sigara kağıdı dediğimin yani şunun şöyle büyük içerisinde 6 top var. Şöyle 6 top var ve bunların her biri 15'er tane. Yani bayağı çıkıyor içerisinden. Evet arkadaşlar, videomuzda anlatmak istediklerim bu kadardı. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Ben sadece 2 adet makaron, aynı firmanın 2 adet makaronunu ve birkaç çeşit sigara kağıdını göz önünde bulundurarak yorumladım. Baros'ta piyasada söylemiş olduğum gibi uygun fiyatlı bir tütün deneyebilirsiniz. Yani içilmeyecek bir tütün değil. Çünkü bayağı iyi diğerlerine oranla. Çok kötü tütünler de gördüm. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorum yapabilir ve beğenirseniz çok sevinirim. Düşüncelerinizi ve sormak istediklerinizi yorumlar kısmına yazarsanız iyi olur. Ben de cevaplarım yani cevaplamadığım kimse yok. Herkesin yorumlarını yani sorularını cevaplıyorum. İsterseniz de dükkanımızın sayfasına yazabilirsiniz. Dükkanımızın Instagram adresi tütün alt tire yani daha doğrusu tutun alt tire tabakası ya da Artvin tütün tabakası olarak da arama motoruna yazdığınızda çıkıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.